Lütfen videoyu izlemeden yorum yapmayalım. Sizlerden yegane istirhamımdır. Albert Einstein der ki, hiç kimse İncil'i İsa'nın varlığını hissetmeden okuyamaz. Ademoğlunun mazisine göz ucuyla baksak bile enteresan hadiselere tanık olmamız işten bile değil. İnsanlık çeşitli zamanlarda kültürel, tarihsel, sosyal, politik ve muhtelif biçimlerde emareler bırakmış veya bırakmaya çalışmıştır. Bazı konularda tarihçiler görüş birliğine varırken bazı hususlarda bu birlik ayrılabiliyor. Dini bir şahsiyet olan İsa peygamber bazılarına göre hiç yaşamamış olmakla birlikte bazıları da tarihsel İsa'nın yaşadığını dile getiriyor. Günümüzden yaklaşık 2 milenyum yıl evvelindeki birisinin üstelik yeterince delil olmadığı halde yaşadığını iddia etmek veya hiç olmadığını söylemek iki taraf için de zor elbette. Lakin bunlara ilaveten müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Aksi halde müfteridir. Tam olarak detaylara inmeden bir hususa değinmekte fayda görüyorum. Burada bir şeyleri kanıtlamak elbette ereğim değil. Tek gayem olaylar hakkında fikir sahibi olup bu hususlara karşı haz besleyenlerle fikir beyanında bulunup kendimizce elimlerde bulunmak. Kaldı ki benim böyle bir iddiam da olamaz. Çünkü böyle bir iddia ortaya atmak için güçlü emarelerimiz olmalı. Ben sadece var olan iddiaları derleyip iki tarafın görüşlerini sizlere sunuyorum. Neyse, konuyu dağıtmadan devam edelim. Hazreti İsa'nın hiç yaşamadığını düşünenlerin argümanı Hazreti İsa'nın Hazreti Muhammed gibi toplumsal ve politik izler bırakmaması, zamane tarih yazıcıları tarafından pek bahsedilmemesi. Elbette bir de Hazreti İsa hayattayken sadece 12 tane havarisinin olması, zengin veya nüfus sahibi olmaması. M.Ö. 4. yüzyılda doğup yaklaşık 300 yıl gibi bir ömür süren İsa peygamber hayattayken değil de vefatından sonra Hristiyanlığın yayılması, İsa peygamberin öldükten sonra dirilmesi, Orta Doğu tanrılarının ölüp dirilmesini konu alan onlarca mitoloji ve menkıbeden birisi olarak görülmesi, Hazreti İsa'nın mevcudiyetini reddedenlerin temel argümanlarındandır. Zaten video ilerledikçe taşlar yerine oturacaktır. Elbette her şeye sırasıyla değineceğiz. İsa peygamberin İncil'e göre ve İslam'a göre öz babası yoktu. Yeni Ahit'e göre ise öz babası olmamakla birlikte Hazreti İsa'nın babası Yusuf adında bir marangozdu. Hatta bildiğiniz gibi 1 Mayıs İşçi Aziz Yusuf günü olarak da günümüzde kutlanıyor. Madem ki Ahit dedik, buradan devam edelim. Dinlerde İsa'nın yerine bakarız, ardından zamanında yaşamış şahsiyetlerin görüşleriyle devam ederiz. Geleneksel Ahit'e göre İsa peygamber yaşamıştır. Hatta İsa ile alakalı Tevrat'ta, Talmud'da, çeşitli kutsal Yahudi kaynaklarında İsa peygambere rastlamak hiç de zor değil. Fakat anlatılış tarzı pek hoş değil. İslam'da İsa peygamber Hazreti Adem'in babasız yaratılışına benzetilmiş, Kur'an'da Ruhul Kudüs, kutsal ve temiz ruhlu, Meryem'in babasız çocuğu Mesih sıfatlarıyla nitelenmiş olmasına karşılık geleneksel Yahudilikte İsa, sahte Mesihlerin en zarar verici olanı ve en başarılısı olarak görülmektedir. Yahudilik hiçbir dönemde Hristiyanlığın İsa'ya izafe ettiği nitelikleri kabul etmemiştir. Yahudiliğin temel inancı Tanrı'nın tekliği ve kesin birliğidir. Hristiyanlığa göre ise Hazreti İsa Tanrı'dan bir ruh, yani baba Tanrı ile bir olan öz ve öz Tanrı mahiyetini betimler. Yahudiliğe göre İsa yalancıdır. Bunun muhtelif sebepleri vardır elbette. Mesela Yahudilikte Mesih denilen peygamberin ortaya çıkması için bir takım alametler tezahür etmeliydi. Ayrıca teslis inancı Yahudiliğe göre son derece günah olan ve reddedilen bir inanç olarak karşımıza çıkıyor. Yahudi kutsal kitabı Tanah'ta şöyle bahsedilir. Kulak ver ey İsrail, Yahve Tanrımızdır, tektir. Hristiyan inancı İsa bir Tanrı mıdır, insan mıdır sorusuna ikisi de şeklinde cevap veriyor. Kudüs Talmud'unda ise şöyle bir ibare geçiyor. Eğer bir insan Tanrı olduğunu iddia ediyorsa yalancıdır. İslam'a göre ve Yahudiliğe göre İsa'nın bir takım mucizeleri olmuş veya beklenmiştir. İslam'a göre henüz bebekken konuşması, İsrail oğullarına gönderilen son peygamber olmakla birlikte Hazreti Muhammed'in geleceğini bildirmesi ve Kur'an-ı Kerim'de Saf suresinde bunun geçmesi İslam mucizelerinden birkaçı. Lakin Yahudi inancına göre Mesih, Yahudileri memleketlerine geri döndürecek, kral olarak hüküm sürecek, üstüne üstlük bir de barış çağına ön ayak olacaktır. Yahudiler bu inançlarında pek de haksız değiller. İsa hiçbir zaman krallık yapmadı ve onun zamanında bir barış çağı ya da büyük bir bilgi çağı da yaşanmadı. İsa, geleneksel Hristiyan öğretisine göre Mesih'in gerçekleştireceği vaat edilen işleri gerçekleştiremeden öldü. İsa elbette Yahudi inancına göre yaşamıştır. Lakin Yahudi inancı İsa peygamberi bir şarlatan olarak telakki ediyor. Halbuki yine Saf suresinde İsa'nın Tevrat'ı doğrulayıcı olduğu bildiriliyordu. Yahudiliğin inanç anlayışı biraz İslam'a benziyor. Mesela Tanrı'nın
anlayışı benzeri yoktur. Tektir birdir anlayışı Yahudiliğin temelinde varken İslam'da da Allah vahdaniyet inancını Kur'an'da açıkça belirtmekle kalmıyor. Üstelik testis inancından kaçınmak gerektiğini, kutsal üçlü kavramının ziyana ve şirke götüreceğinden bahsediyor ve Maide suresinde şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler küfre düşmüştür gibi tabirler sıkça yer alıyor. Fakat açıkça belirtmem gerekir ki İslam İsa'yı Allah'ın peygamberi olarak nitelerken Yahudilik pek de öyle olmamakla birlikte yaşamadığını asla dile getirmez. Kaldı ki o zamanlarda iz bırakmamış bir takım insanları ne diye bu tip kutsal metinleri alsınlar. İncil bazı konularda Kur'an'la çelişir. Allah Kur'an'da İsa'nın çarmıha gerilmediğini, onun yerine bir başkasının geçtiğini ve göğe yükseldiğini belirtip kıyamete yakın yeryüzüne ineceğini söylerken ki Hristiyanlıkta insanların günahlarına kefaret olması sebebiyle çarmıha gerildiği söylenir. Yuhanna İncil'inde İsa Tanrı'nın kuzusu, kurbanı olarak betimleniyor. İslam'da Hazreti İsa'nın mevcudiyeti Hazreti Adem'e benzetiliyor ve o Tanrı'nın ruhu olmakla oğlu olarak tasvir edilmez. O Muhammed'in müjdeleyicisidir. Hristiyanlıkta ek olarak İsa'nın bu sadakat ve itaatine Hazreti Adem'in itaatsizliğine bakılarak Hazreti İsa'yı sadakat mümessili olarak tanımlar. Hristiyanlığa göre eski ahit olarak bilinen Tanah'ta bildirilen Mesih'in İsa olduğu fikri yaygındır ve Tanah'ta şöyle bir cümle geçer. İsa çarmıha gerilmeden evvel Yahudi önderi sorar. Ey İsa, Tanrı'nın oğlu musun der. İsa buna olumlu cevap verince Yahudi müminlerine göre günah olan bu durum İsa'nın ölmesini gerektirmektedir. Fakat İsa ölecek mi? O da muğlak bir husus olmakla birlikte bazı Hristiyanlar Tanrı'nın bir parçası değil sözü olduğunu belirtir. Lakin insan düşünmeden edemiyor. Eğer ki İsa peygamberin önce özü oluşmuşsa en beğendiğim filozoflardan biri olan Sartre'ye göre insanın mevcudiyeti özünden evvel oluşuyor ve kendi özünü insan kendisi yaratıyor. Tanrı'nın burada bahsettiği öz muhtelif kişiler tarafından farklı yorumlanmakta. Fakat Tevrat'a göre Mesih dediğimiz şahıs Tanrı'nın doğasıyla aynıdır. Bu nedenle Tevrat'a dayanarak Hristiyanlar İsa'yı Tanrı olarak kabul ederler. Lakin bu kabul ediş Tanrı'ya eşit bir telakki ediş değildir. İsa'nın mütalalarını ilk defa yazan, Hristiyanlığı yaymaya çalışan ilk insan olan Pavlus'a göre İsa Tanrı'nın özüdür. Fakat Tanrı ile bir değildir. Hristiyanların kabul ettiği yeni ahitte İsa'nın baba benden üstündür dediği kabul edilir. Aslında belki insanların kafasında bir takım suallerin olmasının yegane sebebi muallakta bırakan belirsizliklerdir. Belirttiğimiz gibi Hristiyanlıktaki Mesih efsanesi teorisine dayananların argümanlarını sıralamıştık. Bunlara göre Nasıralı İsa ki İsa peygamberin diğer adı oluyor muhtemelen Nasıra şehrinde doğduğu için böyle deniyor. İşte bu Mesih efsanesi teorisi tarihsel İsa araştırmacılığına aleyhtar bir duruş geliştirir. Bunun kökeni ilk asırlardaki Hristiyanlığa kadar uzanıyor. Fakat son 300 yıldır gerek dijital medya gerek özgürlükçü düşünce ve aydınlanma çağıyla bu görüş dilden dile dolanıp insanların kafasını kurcalar oldu. İsa'nın bize anlatıldığı gibi olduğunu reddeden ve Mesih efsanesi teorisinin başını çeken Amerikalı yeni ahit uzmanı Robert Price şunları dile getiriyor. İsa'nın hikayesinin yeniden kurgulanışında öncekiler neyi yarım bıraktıysa sonrakiler oradan devam ettiler ve yarım bırakılan kısmı kendi kurgularının köşe taşı yaptılar. İsa'nın İncil'lerde çok fazla kılık değiştirdiğini görüyoruz. O hem cin çıkarıcı, hem şifacı, hem kral, hem peygamber, hem bilge, hem haham, hem yarı tanrı, hem birkaç ekmekle birkaç bin kişiyi doyurması, su üstünde yürümesi gibi mucizevi bir şahsiyet olarak tasvir edilmektedir. Belki bir yenilikçi farisi, belki bir şaman, belki bir mecusi, belki de helenistik bir bilgeydi. Fakat aynı anda bütün bunların hepsi birden olamaz diye belirtiyor. Bunu demesine rağmen İsa'nın varlığını reddetmez veya kameralar karşısında reddedemez. Keza bunu yapan David Starus, Zürich Üniversitesi tarafından cezalandırılmıştı. Her neyse Price'a göre dünyevi hiçbir bilgi olmamasına rağmen mükemmel bir insan olamaz. Lakin yine de vardır ama bazı mahiyetlerden noksandır. Fakat her ne olursa olsun insanın varlığı tarihçilerin çoğu tarafından desteklenir. Sebebi kendilerince oldukça basittir. İsa ile çağdaş tarih yazarlarının yazıtları çok güvenilir kaynak olarak gösterilebilir. Hatta en önemlisi İsa'nın yaşamını ele alıp Hristiyanlığı Yahudi topraklarının dışına yayan ilk kişi ve havari olan Pavlus, İsa'nın ölümünden 30-40 yıl içinde İsa'yı kaleme almıştır. En temelinden bu bile majör kanıtlardan sayılabilir. Tacitus, Romalı tarihçilerin en ehemmiyetlerinden birisi olarak kabul edilir. Tacitus, M.S. 64 yılındaki büyük yangın Roma'yı harap ettiğinde bu olaydan İmparator Nero'nun sorumlu tutulması gerektiğini yazdı. Ancak Tacitus'a göre Neron bu söylentilere bir son vermek için suçu Hristiyanlara attı. Tacitus kelamına şöyle devam ediyor. Hristiyanlık isminin kaynağı olan İsa, Tiberius'un saltanatı sırasında vali Pontius Pilatus'un verdiği hükümle ölüm cezasına çarptırıldı. Genç Plinus ise
Bitinya bölgesinde Romalı bir yöneticiydi. Plinus, Roma İmparatoru Traianus'a bir mektup göndererek o bölgedeki Hristiyanlara nasıl muamele ettiğini yazdı. Hristiyan olduklarını ya da eskiden olmuş olduklarını inkar edenlerin söyleyip yazdırdığım gibi pagan tanrılara dua ettikleri, senin heykelinin önünde tütsü ve şarapla tapındıkları, ayrıca İsa'yı lanetledikleri için salıverilmesi gerektiklerini düşündüm. Hristiyanları dinlerinden döndürmeye çalıştığını, bunu yapmayı reddedenleri öldürdüğünü söyledi. Milattan sonra 1. yüzyıl tarihçilerinden Flavius Josephus'un yazıtlarında İsa'ya ilaveten kardeşi Yakup'ta geçer. Marabar Serapion ise Hazreti İsa'dan bilge kral olarak bahseder. Çünkü Yahudi kitaplarında Mesih, Yahudilerin beklenen kralı olduğunu yazar. Fakat Yahudiler bekledikleri gerçek kraldan kendileri yararlanamadılar ve şöyle devam eder. Atinalılar Sokrates'i ölüme göndermekle ne fayda sağladılar? Kıtlık ve veba tutucularının cezası olarak üzerlerine geldi. Yoksa Pisagor'u yaktığı için Samos halkı mı fayda sağladı? Bir anda ülkeleri kumla kaplandı. Ya da Yahudiler bilge krallarını öldürerek mi? Bundan sonra krallıkları kaldırıldı. Tanrı haklı olarak bu adamların ucunu aldı. Bilge kral yaptığı öğretilerle yaşadı. Sonunda milattan sonra 64 yılındaki Romalılarla savaşa girip yenildiler ve Kudüs'ten çıkarıldılar. Süleyman Tapınağı da yerle bir edildi. Görülebileceği üzere İsa'nın çağdaşı olan tarihçiler gayet emin bir şekilde bahsetmektedir İsa'dan. Hem neden kitapların az, kalemin kağıdının pahalı olduğu o zamanlarda gereksiz bir şahsiyetten bahsetsinler ki? Luka'da ayrıca tüm insanlığa Tanrı'nın krallığı olarak adlandırılan tek bir yönetim altında birlik içinde yaşayabilecekleri gerçek barış ve güvenliğin olduğu bir gelecek vaat etti ki Tevrat'ta Mesih'in ölmeden kral olacağından bahsediliyordu. Bir bakıma birçok din birbirine benziyor. Benim bununla alakalı da içeriğim var. Neden bütün dinler birbirine benziyor? Dilerseniz orada daha ayrıntılı değindim bu hususa. Lakin konumuz bu değil. İsa'nın yaşamış olduğunun delilleri var mı? Varsa neler? Hülaseten İsa'nın yaşadığına dair onlarca kanıt görmek mümkün. Fakat bu kanıtlar İsa'nın peygamberliği konusunda pek de uzlaşmıyor. Rivayetlere göre mucizelerini görenler onun yolundan gidip onun için canını bile vermeye razıyken biz insanlar inanmadıklarımızın peşinden gitmezken inandıklarımız uğruna yalan olmadığını bildiğimiz veya öyle kabul edip öyle sandıklarımız uğruna serden geçeriz. Tıpkı bir zamanlar hayatımızda olanlar gibi.